Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir polinomun tek derece terimlerinin katsayılar toplamı ve çift derece terimlerinin katsayılar toplamını hesaplamayı öğreneceğiz. N elemanıdır doğal sayı olmak üzere px eşittir a2n x üzeri 2n artı a2n eksi 1 x üzeri 2n eksi 1 artı a3 x küp artı a2 x kare artı a1 x artı a0 polinomunu düşünelim. Bu polinomda x yerine 1 yazdığımız zaman elde ettiğimiz a2n artı a2n eksi 1 artı a3 artı a1 artı a0 olmakta. X yerine eksi 1 verdiğimizde ise a2n eksi 1 üzeri 2n, 2n çift sayı olduğu için eksi 1'in çift kuvvetleri 1 olacağından burada a2n çarpı 1'den a2n. Tek kuvvetlerde ise eksi 1 gelecek. Dolayısıyla burası a2n eksi 1 olacak. Artı bu şekilde gidecek yine bir tek kuvvet. Eksi a3. Önceki şurayı bir düzeltelim. Burası a2, a1 artı a0. Artı a2 eksi a1 artı a0 gelecek. Şimdi bu durumda eğer biz bu iki ifadeyi toplarsak p1 artı p eksi 1'e bakacak olursak burada a2n eksi 1'ler a3 a1 a eksi 1 gibi terimler yani tek terimler gidecek. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz şey 2 çarpı a2n artı a2n eksi 2 artı a2 artı a0. Yani burada elde ettiğimiz şey çift dereceli terimlerin katsayılarının 2 katı. Dolayısıyla şuradaki ifade yani çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı ne olacak? Çıkarımımıza göre P1 artı P eksi 1 bölü 2 olacak. Çift dereceli terimlerinin katsayıların toplamını bulmak istiyorsak bir polinomun o polinomda x yerine 1 x yerine eksi 1 verip toplayıp 2'ye böleceğiz. Şimdi tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını bulmaya çalışalım. Bu durumda yapmamız gereken tüm katsayılar toplamından neyi çıkarmak? Çift dereceli olanların toplamını çıkarmak. Peki bir polinomun katsayıları toplamı neydi? P1'di değil mi? Eğer çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını çıkarırsak bu ifadeden o zaman ne elde ederiz? Tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamını elde ederiz. Yani P1'den yani katsayılar toplamından tüm katsayıların toplamından çift dereceli katsayıların toplamını çıkarıp tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamını elde edeceğiz. Bu da gördüğünüz gibi P1 eksi P eksi 1 bölü 2 ediyor. Yani bu durumda eğer bir kuraldan bahsedecek olursak tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı ne oluyor? Yukarıda gördüğümüz ifade oluyor. Burası ise çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı oluyor. Şimdi bu ifadeleri aklımızda tutalım ve bunları kullanarak bir iki soru çözelim.
İlk örneğimiz x üzeri 4 eksi 81 eşittir x artı 3 çarpı ax küp artı bx kare artı cx artı d ifadesinde b artı d'nin ne olduğu sorusu. Şimdi bu ifadeyi inceleyecek olursak şurada bir iki polinoma px diyelim. Burada px polinomunda b artı d ne oluyor? Px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı oluyor. Şimdi bu durumda px'i yazacak olursak px ne? X üzeri 4 eksi 81 bölü x artı 3. Tabi burada çarpanlarını ayırıp sadeleştirme işlemi yapıp sonucu bulabiliriz. Fakat az önceki kuraldan bizim aradığımız şey neydi? Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. O zaman bizim bulmamız gereken şey ne? P1 artı P-1 bölü 2 değil mi? O zaman burada iki ifade 1 bölü 2. X yerine 1 yazarsak 1 eksi 81'den eksi 80. 1 artı 3'ten 4 gelecek. Yani eksi 1 eksi 81 bölü 1 artı 3. Diğer tarafta ise yine eksi 1'in dördüncü kuvveti 1. Aşağıda eksi 1. 1 eksi 81 bölü eksi 1 artı 3 gelecek. Bu ifade eksi 20. Bu ifade ise eksi 40. Doğal olarak buradan biz ne elde edeceğiz? Eksi 60 bölü 2'den eksi 30 elde edeceğiz. Bu ifade tekrar belirtmek gerekirse çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Yani burada çift dereceli terimlerin katsayıları B ve D. B artı D neymiş? B artı D eksi 30'muş. Şimdi bir örnek daha çözelim. Elimizde 1 artı 2x eksi x küp üzeri 5 polinom olsun. Şimdi bu polinomu açacak olursak polinom daha önceki videolarımızda anlattığım üzere 15. dereceden bir polinom olacak. Yani a0 artı a1x artı a14x üzeri 14 artı a15x üzeri 15 gibi bir polinom olacak. Şimdi biz polinomda tek dereceli terimlerin toplamını istiyoruz. a1 artı a3 artı a13 artı a15 nedir diye soruyoruz. Şimdi bu ifadeyi açıp tek tek bu katsayıları bulup toplamak bayağı zor bir iş. O yüzden biz buradaki ifadeye px polinomu diyecek olursak aradığımız şey tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Yani eşitliğin diğer tarafındaki polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Ve bu neye eşit? Bu ifade tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı, o da P1 eksi P-1 bölü 2'ye eşit. Eğer bunu hesaplayacak olursak x yerine 1 yazarsak 1 artı 2 eksi 1 üzeri 5 eksi 1 yazdığımızda ise 1 eksi 2 artı 1 üzeri 5 gelecek. Tabii ki bu ifade 0. Yani elde ettiğimiz şey 32 eksi 0 bölü 2, yani 16. Yani bu ifadede A1 artı A3 artı nokta nokta artı A13 artı A15 ifadesi ne oluyor? Bu polinomun tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı oluyor. Ve bu da neye eşit oluyor? Hesapladığım üzere 16'ya eşit oluyor. Hocamdan Dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.